Şofar çalındığını duyduklarında tapınağın yeniden inşa edilmesi için dua etmeleri gerekiyor. Museviler dua ediyorlar. Şofarın amacı Mesih'in gelişini harekete geçirmek, tapınağın yeniden inşa edilmesini hızlandırmak. Ya bu anlama geliyor. Şofar sesini duydular mıydı? Ya, o sesin anlamı Mesih'in gelişini beklemek, onun sevincini yaşamak ve tapınağın yeniden yapılacağını, yani Hz. Süleyman'ın mescidini yeniden yapılacağını sevincini yaşamak. Amaç bu oluyor. Ahir zamanı ifade eden bir ses. Onun için her gün şofar çalınıyor İsrail'de. Onu duyan Museviler Mesih'in gelişini hatırlıyorlar ve Hz. Süleyman Mescidi'nin yeniden yapılacağını hatırlıyorlar. Yani onu anlatan kısa bir konuşma gibi. Yani uzun bir konuşmayı özetleyen konuşma gibi. O boru sesi her yerde duyuluyor zaten İsrail'de. Fotoğraf vardı. Evet. O şoförün sesi var mı şeyde bizde? Bir bakalım şu an. Sina Dağı'na Tevrat indirildiğinde de şofar çalındı. Tapınak döneminde baş kohen Hazreti Süleyman'ı yağ ile mesediyor ve şofarı çalıyor. Mehdi'de de öyle başına yağ sürülecek İsrail'de. Bu kohenler tarafından oluyor başına yağ sürülmesi. Sonra şofar çalınacak. Yani binlerce şofar çalınacak. Çok güzel, görkemli günler olacak. Museviler şofar sesi duyduğunda vücutlarında titreme hissettiklerini söylüyorlarmış. Ve Allah'tan bağışlanma diyorlar. Tapınak tepesinde bir gizli tünel bahsediliyor. Mesih'in kullanılması için bu tünel korunuyor şu an. Yani halkın bilmediği bir tünel var. Şofar çalma videosu var mı sende? Evet, gösteriyoruz. Evet, Mesih'in gelişini müjdeleyen bir sestir bu. Ve Hz. Süleyman Mescidi'nin yeniden kurulacağının müjdesidir. Yani bu sesi duydun mu, Musevi'nin anladığı budur. Ve dolayısıyla da bir titreme sevinci kaplıyor Musevileri. Bir video daha gösterebilirim adam bey, şoför. Göreyim.